Arkadaşlar, 60'lara hoş geldiniz. Ben Onur. Bugün yeni bir gitar videosu yine karşınızdayım. Daha önce 3 tane ders videosu çekmiştik. Bu serinin 4. videosu. Bunda da tabii ki yeni akorlar, yeni şarkılar yapacağız ve yeni ritim öğreneceğiz tabii ki. Öncelikle derse başlamadan önce size destek mesajlarınız için çok teşekkür ediyorum. Her yerden beni buluyorlar arkadaşlar, sosyal medyadan. Bir sürü mesajlar geliyor. Hepinize bunun için çok teşekkür ederim. Bugünkü dersimizde dediğim gibi en önemlisi yeni akorlar ve yeni ritim öğreneceğiz ama önce size isterseniz ritimle başlayalım. Arkadaşlar, önceki derslerde 3 tane ritim öğrenmiştik. Nasıldı? Bir tanesi vur, vur, çekti. Sadece vur, vur, çek yapıyorduk. Folk ritmi çalmıştık. Vur, vur, çek, çek, vur, çek. Vur, vur, çek, çek, vur, çek. Sonra bunu biraz daha dramatize etmiştik. Şöyle yapmıştık. Vur, çek, çek, vur, çek. Vur, çek, çek, vur, çek. Şeklinde bir ritme dönüştürmüştük. Şimdi ise daha da slow parçalarda kullanabileceğimiz ve 4-4'lük ölçüdeki şarkılarda kullanabileceğimiz bir ritim öğreteceğim size arkadaşlar. Bunun için iki tane örnek şarkı hazırladım ama önce size ritmin nasıl olduğunu göstermek istiyorum. Önce çalayım, sonra anlatayım. Evet, mi minör akoru basarak önce göstereyim size. Son defa akorun EM olduğunu size söyleyeceğim ama bundan sonra E, A, D şeklinde asla konuşmayacağım arkadaşlar. Sürekli Do majör, Re majör, Mi minör şeklinde konuşacağız. Siz de bunları ezberleyeceksiniz artık. Evet, Mi minör çalarak başlayalım. Şöyle bir ritmimiz var. Pardon. Şimdi nasıl yapıyoruz? Vur, 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 çek, vur. Vur, vur, çek, vur. Vur, vur, çek, vur. Vur, vur, çek. Şimdi biraz akor değiştirelim, bakalım nasıl güzel olacak. Şöyle ki. Vur, 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 çek. Vur, 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 çek. Şimdi, ritim çok basit. Biraz tekrarladığınız zaman olacaktır. Şimdi bunu şarkıda kullanacağız. Yalnız size bu arada bir şey tekrar edeceğim arkadaşlar. Önceki videolarımda sık sık bunu tekrar ettim size. Arkadaşlar, yorumlarında çaldıkları ritmin, bastıkları akorun düzgün ses çıkarmadığından yakınıyorlar bana sürekli. Şöyle sinirleniyorum, böyle kızıyorum, gitarı kıracağım vesaire. Arkadaşlar yapmayın. Size tekrar söylüyorum. Kötü ses çıkan durumlarda hiç aldırış etmeyin. Çalmaya devam edin. Hiçbir şey yokmuş gibi çalmaya devam edin. Her şey çok güzel olacak. Kendinize birkaç hafta zaman verin. Bir ay zaman verin. Bir yere yetişmiyoruz zaten. Acelemiz yok. Hepsi çok güzel olacak. Asla sinirlenmek yok. Hadi bakalım. Şimdi şarkı dinleyeceğiz. Şimdi geçen sefer Gökhan Türkmen'den Sen İstanbul'sun çalmıştık. Bu sefer de Gökhan Türkmen'in çatı katını yapacağız. Çünkü bildiğimiz akorlar, yine kolay akorlar var içerisinde. Maksat akor için uğraşmayalım, zaten onları biliyoruz. Ritme birazcık çaba harcayalım diye düşündüm. Şöyle bir şarkı, Mi minörle başlıyor. Ritmimiz nasıldı? Vur, 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 çek, vur, 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 çek. Şimdi çatı katında inziva vakti. Nerede yanacak aklının hakkı, dinlemeliydin vaktinde aklı. Seni unutmaya çalışmak da varmış maalesef. Bana bıraktıklarında teselli yanında, demek ki elleri boş dönmekte varmış. Bugünleri görmekte varmış. Yarın hatırımı sorsan ne olur? Bugün hevesimi kırdın bir kere. Gitme demem de kalsan ne olur? Gönlüm çoktan yola çıkmış bir kere. Yarın hatırımı sorsan ne olur? Bugün hevesimi kırdın bir kere.
kalsan ne olur? Gönlün çoktan yola çıkmış bir kere. Gibi çalabiliyoruz gördüğünüz gibi. Bence bu ritim çok yakıştı. Öndeki ritimlerle de çalarız istesek. Keyfimiz nasıl isterse, ama bu slow parçalara çok yakışan bir ritim. Az sonra başka bir şarkı daha yapacağız. Tekrar göreceksiniz. Şimdi öncelikle yeni şarkıya geçmeden önce hadi bakalım bir seviye daha atlayalım. Yeni bir tane akor öğrenelim arkadaşlar. Bugün yeni akorumuzun adı sol majör. Sol majör akoru G harfiyle gösteriliyor. Ve şimdiye kadar öğrendiklerimiz arasında bir tık daha zor. Neden? Bu sefer 4 tane parmağımızı kullanıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Şimdi öncelikle basımı şu. Direkt göstereyim. Hatta sesi de benim çok sevdiğim bir akor. Çok güzel bir sesi var. Şimdi arkadaşlar 4 tane parmak kullanıyoruz dedim. Nasıl olduğunu şöyle küçük kameraya göstereyim. Öncelikle şu 2 tane parmağımızı, 3 ve 4. parmağımızı en alta 3. perdeden serçe parmağımı ve bir üstte 2. parmağımı da konuşamadım. İkinci telede 3. parmağımı koyuyorum. Şu şekilde bakın. Hop şu. Sonra 2. parmağım en üstte yine 3. perdedeyim ve 1. parmağım hemen 5. tel 2. perdede. Yani 1. 3. 5. perde diye anlatmakta zorlanıyorum. Zaten küçük kameradan görüyorsunuz şu anda. Bakın. Tekrar. Şu şekilde en alt 2 teldeyim. En üste çıkıyorum 3. perdede ve 1. parmağımı da şuraya koyuyorum. Şöyle göstermek istiyorum bakın. Şu küçük kameraya gösteriyorum şu anda. Arkadaşlar sol majör akorunun şöyle bir hali var. Bu akorun farklı basımları da var. Aslında her akorun farklı basımları var ama özellikle sol majörü şu şekilde basan çok görürsünüz. Şöyle şu sadece altta serçe parmak ve yukarıda da şunlar şu şekilde. Şu parmağın boşa çıktığı durumlarda da basılır. Fakat ben şu şekilde 4 parmağımı kullanarak basıyorum. Çünkü bütün dünyada en çok kullanılan şekli budur. Ben size de tavsiye ediyorum bunu. Diğerinden farkı nedir? Şurada bir tane nota R yerine C yerine R alıyorum. Sol majör akorunda iki nota da olduğu için C ve R fark etmiyor. Şu da doğru. Şu da doğru. Bakın. Sesinde de çok bir fark yok zaten. Neyse. Evet şimdi ne yapıyoruz? Tabii ki akorumuzu kaldırıp basma yöntemiyle çalışıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde tak diye basamayabilirsiniz. Size tavsiyem daha önceki derslerde ve akorlarda olduğu gibi sırayla basmanız. Bakın. Hop. Sırayla tık 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 tık. Şu. Önce şu şekilde çalışın. Sıkılmadan. Dakikalarca, hatta saatlerce, daha sonra da günlerce. Çünkü hakikaten zor akor. Öyle tık 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 bütün akorlara geçerken çok kolay olmaz ilk başlarda. Bakın, ben de size çalışmanız için örnek gösteriyorum. Sıkılmayacaksınız arkadaşlar. Tekrar tekrar basacaksınız. Daha sonra hızlanacak bu otomatik, göreceksiniz. Şimdi ben bunu sizin birkaç gün çalıştığınızı varsayıyorum ki o şekilde ben şarkıya geçeceğim artık. Az önce öğrendiğimiz ritimle bu sefer masal alan sonundan ah bu ben çalacağız. Daha önce gördüğümüz akorlar do majör var, la minör var, mi minör var. Ritmimiz nasıldı? Şuydu. Vur, 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 çek, vur. Vur, vur, çek, vur. Vur, vur, çek, vur. Vur, vur, çek. Hadi bakalım şarkıya geçelim. Zor olsa da galiba dönüyorum sana. Gel dersen hemen, çağırmazsan geçerken. Yerle gök arasında bir yerde. Sol. Sen beni tanımazsın, severim de söylemem. Sen beni uzak sanırsın, bilirim söz dinlemem. Ah bu
ben kendimi. Nerelere koysam, saklansam bir yerlerde, gizlice ağlasam pardon. Ah bu ben kendimi, neler duysam. Çekilsem sahillere, hayaller kursam. Falan filan şeklinde gidiyor. Orada bir tane yanlış akor varmış galiba. Ben ekranda düzeltirim onu. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni ritim buna da çok yakıştı. Ne dedim? Slow parçalarda özellikle çok kullanabileceğiniz bir ritim. İlk başta yine her zaman olduğu gibi ellerinizle ağzınız, vokaliniz senkronize olmakta biraz zorlanacak. Biraz uyuz olacaksınız, elleriniz karışacak. Hiç dert etmeyin. Önce şarkıyı söylemeden çalışın. Söylemeden. Sadece akorları sırayla geçerek şu şekilde vur, 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 çek, vur. Vur, vur, çek, vur. Vur, vur, çek. Bunu mesela 5-10 dakika çalışın. Ondan sonra yavaş yavaş mırıldanmaya başlayın. Ondan sonra gittikçe daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Evet, dersi artık toparlıyorum. Bugün neler yaptık onları öğrenelim. Arkadaşlar yeni bir tane akor öğrendik. Sol majör. Diğerlerine nazaran, eski öğrendiklerimize nazaran bir tık daha zor. 4 parmağımızda kullanıyorduk çünkü. Onun dışında bir tane ritim öğrendik. Neydi? Vur, 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 çek, vur, 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 çek şeklinde iki tane de yeni şarkımız oldu. Gökhan Türkmen Çatı Katı ve Masal Lanson Ah Bu Ben şeklinde iki tane de şarkımızı repertuara kattık. Bu dersleri de arkadaşlar çalışıyorsunuz. Yeni derste tekrar birlikte olacağız. Fakat lütfen videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın ve videolarımı takip edin. Bir sonraki derste görüşeceğiz. Bay bay.